Merhabalar, ben doçent doktor Gizem Karakan Günaydın. Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Programı öğretim üyesi. Uzmanlık alanım tekstil mühendisliği, tekstil teknolojisi. Bildiğimiz gibi dünya tarihinin akışını değiştirmeye aday olan COVID-19 pandemisi veya koronavirüs pandemisi 1 Aralık 2019 Çin'in Hubei bölgesinin başkenti olan Wuhan'da ortaya çıkmış olup 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak ilan edilmiştir. Çin, Hong Kong, Japonya gibi uzak doğu ülkelerinden sonra Avrupa'da da acil durum ilan edildi. Dünya genelinde yayılan COVID-19 salgınının Türkiye'deki ilk tespit edilen vakası Sağlık Bakanlığı tarafından 10 Mart 2020'de açıklandı. Mayıs ayının tamamlandığı bu günlerde koronavirüs ülkemiz ve dünya ekonomilerini her geçen gün olumsuz yönde etkilemeye devam etmekte. Koronavirüs salgınını kontrol altına almak için katı karantina önlemleri alan Çin'de de bu durum 2020 yılının ilk çeyreğinde ekonomik daralmaya neden olmuştur. IMF'in 14 Nisan'da yayımladığı küresel ekonomik görünüm raporunda koronavirüs salgını sebebiyle alınan karantina ve sosyal mesafe önlemlerinin ekonomileri durma noktasına getirmesiyle dünya ekonomisinde 1929'da Büyük Buhran'dan bu yana en derin ekonomik durgunluğun yaşanmasını beklediğini belirtti. Kuruluş 2020 yılında küresel ekonomide %3'lük daralma öngördüğünü açıkladı. Yılın ikinci yarısında salgın etkisinin azalacağı varsayılmakta. Sektörler bazında baktığımızda en hızlı düşüşler tekstil, hazır giyim, motorlu taşıtlar sektörlerinde görülürken en az gıda, eczacılık, kağıt ürünlerinin etkilendiği görüldü. Tabii ki salgın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal, ekonomik, siyasi, iktisadi, idari, hukuki, askeri, kültürel birçok önemli etkilere ve sonuçlara neden olan kararlar alınmasına neden oldu. Pandeminin ekonomik etkilerini en az indirgemek için birçok düzenlemeye gidildi ve destek paketleri açıklandı. Bildiğimiz gibi tüm restoranlar, kafeler, müzeler, dershaneler, kurslar, alışveriş merkezleri, oteller, spor salonları vesaire geçici süreliğine kapatıldı. İlk orta liselerde eğitim öğretim askıya alınırken bütün üniversitelerde bahar dönemi dersleri iptal edilerek sınavlar ertelendi veya online yöntemle sürdürüldü. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararı sonrasında da Pamukkale Üniversitesi yönetiminde tüm imkanlarıyla seferber olup dijital eğitim imkanlarıyla akademik ve idari personelin desteğiyle en iyi şekilde öğrencilerin eğitime devam etmesini sağladı. Türkiye'de salgın kapsamında tekstil işletmeleri için alınan önlemlerden bahsedecek olursak, işletmelerin kısa çalışma programı kapsamına geçtiği söylenebilir. Bu süreçte ücretlerin bir miktarı devlet tarafından karşılanmakta. Bu sayede çalışan sayıları azaltılarak tekstil işletmelerinde sosyal mesafenin de korunması sağlanmış oldu. Finansal açıdan rahatlık sağlanması açısından tekstil işletmelerinin vergilerini erteleme yoluna da gidildi. Pandeminin ülkemize başladığı günlerde Denizli ilimizin tekstil sanayisinin duayen isimlerinden iş insanı Besalet Küçüker ve damadı Taştan kardeşler de koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede ne yazık ki yaşamını kaybettiler. Buradan kendilerine tekrardan rahmetle anıyor, ailesine başsağlığı diliyorum. Uluslararası Tekstil Üreticileri Federasyonu üyeleri ve şirketlerle peş peşe gerçekleştirilen iki araştırmada salgının siparişler ve cirolar üzerindeki olumsuz etki gözler önüne serildi. 700 firmanın katılımıyla gerçekleşen araştırma sonuçlarına göre global tekstil değer zincirindeki siparişler ortalama %31 oranında iptal edildi veya ertelendi. Bununla bağlantılı olarak 2020 yılında ciroların bir önceki yıla göre %28 oranında azalması beklenmekte. Salgının ilk haftalarında bazı bölgeler bu süreçten etkilenmemişken ilerleyen süreçte siparişte ve cirolardaki olumsuz tablo tüm pazarları kapsamış bulunmakta. Tabii ki kriz koşullarındaki belirsiz sektör üzerindeki yükü arttırmakta. Tekstil ihracatında ön sıralarda olan Denizli ilimiz,
tekstil sektöründe de son günlerde bir takım sıkıntıların gözlemlendiği söylenebilir Denizli ilimizde de. Özellikle İngiltere'den verilen siparişler pazarda en çok iptal sürecine sokulan siparişler olduğu bilinmekte. Geriye dönük bekleyen ödemelerde firmalarımıza indirim yaptırmaya zorlayan önemli markalar var. Bu indirimleri talep eden markalar aslında yıllardır Türkiye'de üretim yaptırdıkları için piyasayı, fiyatları, koşulları gayet iyi bilirler. Türkiye'de sipariş verecekleri zaman titiz bir şekilde hesaplarlar. Bu indirimlerin üretici firmalarımızı uzun vadede etkileyeceği düşünülmekte. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri'nin hazırladığı ihracat performans raporuna göre tüm Türkiye'deki tekstil ve ham maddeleri sektörü Ocak ayında 834 milyon dolar ve Şubat ayında 835 milyon dolarlık ihracat ile geçen yılki rakamlara göre büyüme elde ettiğini söyleyebiliriz. Ancak Mart ayında Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni koronavirüs salgını bir pandemi olarak ilan etmesi ve arkasından özellikle Avrupa ülkelerinin kısıtlayıcı kararlar alması ile ihracat rakamları geçen yılın gerisinde kalmaya başladı. Geçen yıl Mart ayında 898 milyon dolarlık ihracat yapan sektör bu yıl aynı ayda hafif bir düşüşle 754 milyon dolar gösterdi. Ancak Nisan ayındaki ihracat kaybı ise dikkat çekici oldu. Geçen yıl Nisan ayında 857 milyon dolarlık ihracat yapan sektör bu sene %50'den fazla ihracat kaybıyla 414 milyon dolarlık değer kaybetti. Ve sektörün aylık bazdaki ihracat kaybı %44.4 oldu. Uzun yollardır sürekli artış gösteren miktar bazındaki artışta da tabii ki bir eksi görünüm var. Ocak-Nisan döneminde Türk tekstil ve ham maddeleri sektörünün miktar bazındaki ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 oranında azalarak 699 bin tonda kaldı. Sadece Nisan ayı ele alındığında miktar bazındaki ihracat azalışı %45.2 oranında. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın verilerine göre tekstil sektörünün Nisan ayındaki kapasite kullanım oranı %44.3 olarak açıklandı. Avrupa Birliği pazarında yine tekstil ihracatının %50 gerilediğini söyleyebiliriz. Burada hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüzün en önemli ihracat pazarı olan Avrupa'da İtalya, İngiltere, İspanya ne yazık ki virüsten de en çok etkilenen ülkeler arasında yerini aldı. Avrupa Birliği üyesi 28 ülkeye yapılan tekstil ihracatı %52.4 oranında gerileyerek 206 milyon dolar seviyesine indi. Ocak-Nisan dönemi ele alındığında bu pazarlara yapılan ihracat ise %20.9 kayıpla 1.4 milyar dolar seviyesinde kaldı. Tekstil ihracatında en büyük ikinci pazar konumundaki eski Doğu bloğu ülkelerine yapılan ihracat yine Nisan ayında %60.1 düşüşle 34 milyon dolara geriledi. Görünen o ki önümüzdeki günlerde gerek ürün, gerek satış, pazarlama, gerekse üretim ve yönetim sistemlerinde değişiklik olacağı öngörülmekte. Ya bu süreçte kendini adapte edebilenler sektörde varlığına devam edebilirken sürece adapte olamayan firmaların ne yazık ki sektörden geri çekilmek zorunda kalabileceğini söyleyebiliriz. Modern tekstil şirketlerin övündüğü en önemli eğilim tam zamanında ürün politikasıydı. Yani ihtiyaçları karşılamak için mümkün olan en düşük stoğu muhafaza etmekti. Ancak karantina süreci, tedarik zincirindeki olası sorunlar bu sistemi değiştirebilir. Artık işletmeler belirsiz tablolara karşı envanterlerini yeniden ayarlayacak ve daha fazla stok tutma eğiliminde olabilirler. Bu pandemi süresince yaşanan bir diğer sıkıntının da uluslararası nakliye ve seyahat kısıtlamalarının ürünlerin alıcıya gitmesini engellediğini gördük. Bu durumda koronavirüs sonrasında ürünlerin satılacağı ülke içinde üretilmesine dikkat etmesi bekleniyor. Dolayısıyla yerel tekstil ürünlerinin de artacağı öngörülüyor. Sonrasında sosyal mesafe tedbirleri kapsamında ülkemizde de ön hazırlıkları yapılan Endüstri 4 sistemlerinin artık kaçınılmaz olacağı,
firmaların otomasyona yöneleceği, minimum insan sayısıyla çalışmaya devam edeceği öngörülmekte. Endüstri 4 Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Avustralya, İtalya, Singapur gibi ülkelerde devlet tarafından sahiplenilen ve çeşitli teşviklerle endüstride yaygınlaştırılması için çalışılan ve devletlerin dijital alanda oluşturdukları aksiyon planlarının en önemli başlıklarından biridir. Örneğin Almanya Endüstri 4.0'ı tüm sektörlere yaymak için dönem dönem farklı sektörler ve işletme boylarına göre teşvik planları açıklamaktadır. İtalya'nın yine Endüstri 4.0'ın yaygınlaştırılması için ayırdığı kaynak 13 milyar avro tutarındadır. Avustralya yine Endüstri 4.0 Lab adını verdiği bir ortama yatırımlar yaparak ülke genelinde dijitalleşmeyi planlamaktadır. Dolayısıyla Endüstri 4.0, diğer adıyla dijital dönüşüm, salgından sonra tekstil sektör genelinde atılması gereken ilk adımlardan bir tanesidir. Bu konuda gerek ülkemizde gerekse ilimizde mevcut tekstil işletmelerinin bu anlamda farkındalık seviyesini arttırmak ve ortak bir anlayış yaratabilmek önemlidir. Bu konuda devlet desteği almak özellikle küçük ve orta boy işletmelerin bu dönüşüme ayak uydurabilmeleri için çok büyük önem taşımaktadır. Bu pandemi de ayrıca görülmüştür ki tekstil ve konfeksiyon ürünleri sağlık alanının vazgeçilmezidir. Tekstil sektörü açısından bundan sonraki süreçte çıkış ve çözüm yolu olarak pek çok alternatif sayılabilir. Ama bunlardan en önemlisi hali hazırda dünyada ve ülkede pek çok tekstil şirketlerinin üretimlerini özellikle koruyucu giysi, maske vesaire gibi teknik tekstil ürünlerine yönlendirmesi olacaktır. Ve bundan sonraki süreçte tekstil ürünlerinin beklenen kalitelerinin yanında virüs tehlikesi taşımadığını da gösteren özel sertifikaların ortaya çıkması beklenmektedir. Yeni bir satış kolu olarak hazır giyim ürünlerinin yanında maske ve koruyucu tekstil aksesuarlarının üretimi de sektör için yeni bir iş kolu olarak ön plana çıkacağını öngörüyorum. Bu kapsamda beklenen standartlara uygun tıbbi ve koruyucu tekstil ürünlerinin geliştirilmesi için sektör temsilcilerinin gerekli yatırımları yapması beklenmekte. Özellikle ağız maskesi üretiminde yaygın olarak kullanılan nonwoven dediğimiz dokusuz yüzey ürünlerinin dünyadaki ve Türkiye'deki üretim kapasitesinin artırılması gerekiyor. Bu kapsamda en uygun filtrasyon özelliğindeki koruyucu ürünlerin geliştirilmesi, standartlara uygun hale getirilebilmesi için üniversite sanayi işbirliklerine her zamankinden daha çok önem verilmelidir. Şu anda yaygın olarak kullanılan nonwoven ve dokuma kumaşlardan üretilen ağız maskelerinin 2 saat ile 4 saat arasında bir kullanım ömrü vardır. Bu kullanım ömründen daha uzun süre takıldığında ise insanı korumaktan ziyade virüsün uzun süre filtre üzerinde aktif kalmasını ve bulaşıcılık süresini uzatmasına neden olmakta. Dolayısıyla geliştirilen maskelerin uzun ömürlü, konforlu, yıkama dayanımlarının arttırılması yönünde çalışmalar artmalıdır. Artan hava sıcaklıklarına bağlı olarak maske ile konfor hissinin azalması yine pandemi süresinde risk oluşturabilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün basit ağız maskesi kullanıldığında bile hasta insanların başka insanları hasta etme oranında risk azalmış olur dediği halde neden pek çok ülke maske takma zorunluluğu getirmedi? Çünkü bu maskelerin ham maddesi olan tekstillerde özellikle bu nonwoven dokusuz yüzey üretim kapasiteleri şu anda maalesef yetmemektedir. Ve bu maskeler damlacık enfeksiyonunda uzun süre kullanıma uygun değiller. Öksürük barikatı için bile ne ham madde, dikimhane, işte konfeksiyon kapasitesi yeterli olmayan ülkeler var. Türkiye tekstil sektöründe bu anlamda güçlüdür ve firmalarımız her kişiye maske üretebilecek kapasiteye ve üretim esnekliğine sahip. Ancak tabii bu noktada üretilecek olan maskelerin uluslararası standartları karşılaması, antistatik özellik göstermesi ve mümkünse sürdürülebilir tekstil malzemelerinden üretilmesi önemlidir. Dünyada yaşanan rekabet ortamı salgının yarattığı ekonomik daralmadan sonra kendini daha da gösterecektir.
Önümüzdeki yıllarda yeni değerler üretilmesi, katma değerler ve rekabet gücünün sürekli arttırılması farklı girişim ve stratejileri de zorunlu kılmaktadır. Bu sebeple gerek Denizli ilimizde, gerekse ülkemizde sadece üreten ve pazarlayan bir konumdan çıkarak tasarım ve ürünlerde fonksiyonelliği arttıran, marka oluşturabilen firmaların sayısı artmalıdır. Artık ev tekstili, hazır giyim ürünleri vesaire gibi konvansiyonel ürünlerin yanında tekstil kullanıcılarının kişisel bakım, konfor desteği sağlayan, vücut sağlık sistemiyle uyumlu, hayati verilerin değişiminde haberdar edebilen fonksiyonel tekstil ürünlerinin geliştirilmesi ana hedeflerden olmalıdır. Salgının tekstil ve moda tüketicileri açısından etkilerini incelediğimizde tekstil tüketicileri açısından da yepyeni bir dönem başladığını söyleyebiliriz. Özellikle e-ticaret pazarlamada gerçekten kendini kanıtlamış firmaların bir adım daha önde olacağı gerçektir. Tüketici tercihlerinde renk, konstrüksiyon, tasarım gibi parametrelerden önce ürünün koruyucu özelliğe sahip olup olmadığına yoğunlaşılacaktır. Özellikle de çocuk giysilerinde antibakteriyel, antivirüs özelliği taşıyan fonksiyonel yapıların önümüzdeki yıllarda çokça tercih edileceği öngörülmektedir. Yine çözgülü örme teknolojisi özellikle medikal tekstillerde adından daha da çok söz ettirecektir. Salgın süreci aslında insanın doğaya ve özüne dönüşünü yorumlamak açısından da ele alınabilir ve doğada kısıtlı kaynakların doğru kullanımı kapsamında sürdürülebilir tekstil üretimine ağırlık verilmesi gerekir. Son yıllarda özellikle Avrupa merkezli müşterilerin üründe geri dönüşüm ham maddelerinin kullanıldığına dair etiketleri ürün üzerinde görmek istemeleri, yani Hugo Boss, H&M, Zara gibi ünlü firmaların hazır giyim ürünlerinde kullanılan pamuğun BCI, yani iyi koşullarda yetişmiş pamuk standartlarında yetiştiğine dair etiketler görmek istemeleri buna en güzel örneklerdendir. Denizli'deki yine tekstil firmalarında özellikle tekstilde sürdürülebilirlik konusunda pandemiden sonra daha da çok önem vermesi gerekmektedir. Bu kapsamda firmaların organik, geri dönüştürülebilir lifler, iplik temini vesaire konusunda da destek alabilecekleri pek çok araştırma enstitüsü ülkemizde bulunmaktadır. Yakın çevremize baktığımızda Denizli Buldan ilçemizde özellikle konforlu ve doğal giyimi sağlayan dokuma kumaşlar üretilmekte. Bu kumaşların yine boyamaları da doğal yöntemlerle yapılabilmektedir. Antibakteriyel doğal çocuk giyimlerine olan talebin artacağı düşünüldüğünde bu hususta önemli avantajlar sağlanabileceği düşüncesindeyim. Moda ve tekstil tasarımcılarının gelecekteki tasarımlarında multidisipliner projelere daha çok odaklanacağını beklemekteyiz. Örneğin İngiliz tasarımcı Diana Irani tarafından tasarlanan giysilerde ilaç sızdıran özel bir kumaş kullanılmıştır. Giyinen kişinin vücuduna belli bir dozda ilaç sızdıran bu kumaş sayesinde etki maddeleri ciltteki kan dolaşımına ulaşarak kişiyi rahatlatmaktadır. Fast fashion, hızlı moda hayatımıza girmesiyle beraber aşırı bir tüketim söz konusu olmuştur. Salgın döneminde bu fast fashion'ın dünyaya, doğaya, aslında tüketicilere ne kadar zararlı olduğu da sorgulanmaya başlandı. Bu kadar hızlı üretim sonunda kirlenen doğa, çevre, küresel ısınma bizlere çok ciddi sinyaller vermeye başladı. Şu anda yaşadığımız virüs tehlikesiyle birlikte bizim de içimizde bir dönüşüm başladı. Dünya bu kadar hızlı yok olurken doğaya olan borcumuz ile ilgili hepimizin daha hassas olacağını düşünüyorum. Yaşadığımız bu dönemde ihtiyacımız olmayan şeylerin fazlalığını fark edip ihtiyacımız olmayan birçok malzemeyi şu anda kullanmıyoruz. Aslında ne kadar fazla tekstil eşyamızın olduğunu fark ettiğimiz bir dönemde olduk. Bu sebeple tekstil tüketicisinin algısı daha çok ihtiyaca yönelik davranışlar olarak ortaya çıkacak. Bu anlamda tekstil ürün tasarımlarında yine fonksiyonellik özelliğinin ön plana çıkacağını kesinlikle söyleyebiliriz.
Sonuç olarak pandemi süresince ve sonrasında ülkemizde ve ilimizdeki işletmelerin çok hızlı konumlanması gerekmekte. Üretim çeşitliliğinde koruyucu ve medikal tekstiller gibi yeni alanlara yönelmesi büyük önem taşımaktadır diyebiliriz. Müşterilerin genel eğilimleri bu süreçte ödeme vadelerini olabildiğince uzatmak olduğu için bu süreçte tüm firmalara finansman desteği can suyu niteliğindedir. Bu süreç üreticiler, markalar, parakendeci tüm firmaları eşit şekilde etkilemiştir, etkileyecektir. Dolayısıyla sektördeki her kesimin birbirini desteklemesi çok önemlidir. Tüm dünyada olduğu gibi 2020 yılı tekstil ve hazır giyim sektörü Türkiye açısından da kayıp yıl olarak nitelense de doğru adımlarla Türk tekstilimiz krizi fırsata dönüştürebilir ve 2020'nin son çeyreğine doğru çok daha güçlü girebilir.